أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tekrar tesili kafiyeye döndük. Evet, tesili kevafi. Kafiyelerin, yani kafiye ve benzeri kaynak nahiv kitaplarının kolaylaştırıcısı olan eserimizi okumaya ve tercümeye döndük. Evet. Son baskıda 369'da, ondan önceki şu baskımızda 280. Vel kinayatü, kaynaktaki ifade, yani ve minel mebniyatil kinayatü, mebni kelimelerden kinaye, kinayeler mebni kelimelerdendir, evet. Vehye, bu kinayeler, yani bir kelimeyi, bir maksadı kapalı olarak anlatan kelimeler, bunlar kem, evet, kaç manasına, kaç tane, ondan sonra soru için, bazen de haber vermek, ne kadar, o kadar çok manasına, efendim, istifham ve haber anlamları ifade ediyor. Ve keza, bu gibi, ve keyte ve zeyte, keyte zeyte, şöyle şöyle derken, efendim, bu kelimeler daima bu harekelerle hareketlenirler, amillerden etkilenmezler. Evet. İza veka'a kem, bu kem lafzı, kelimesi geldiğinde lil istifhami, soru için, yüs'elü bihi anil adedi, bununla, bu lafızla sayı sorulur. Yani bir şeyin kaç tane olduğu. Ve yukarı leha, bu kelimeye denir. Bakın, zamir müzekker gelirse lafız diyoruz. Müennes gelirse kelime diyoruz. Açıklamışız tekrar parantez içerisinde. Li kelimeti kem. Kem kelimesi için denir. El istifhamiyyetü. Yani kemil istifhamiyye. Bir de gelecek kemil haberiyye. Kem kalemen leke. Arkadaş arkadaşa soruyor. Veya siz soruyorsunuz. Senin kaç kalemin var? Öğrenmek için soruyorsunuz. Ve izâ vegâli ihbâri şeyin kesiril adedi. Sayısı çok olan bir şeyi haber vermek için geldiğinde yugâli lehâ, buna denir el haberiyyetü. Kemil haberiyye. Bu siyak ve sibak, yani sözün gelişi ve gidişinden, önü ve sonundan anlaşılıyor. Nahu kem kalemin lek, leke lek, evet, hanımlara sorarken leki, erkeklere sorarken leke, evet, senin ne kadar kalemin var, çok kalemin var gerçekten, haber veriyorsun. Ve bir mana leke, yani şu manada leke senin kesirun, leke senin kesirun, çok, min nevi kalemin, kalem türünden çok var. Lafzu kalemin, buradaki kalem lafzı mecrurun bi minil carretil mudmerati. Gizli bir cer harfi olan carra cerredendi. Yani harfil cer manasına cer harflerinden, cerredenlerden min, gizli bir min ile mecrur. Evet, kem kalemin lek. Evet. İzâ veka'a fi'lün ba'de kem. Bu kem kelimesinden sonra bir fiil gelirse, geldiğinde ya'melu hezel fi'lu fiha, bu fiil onda amildir, onun amilidir. Ma'a amelihi fi zamiriha, bunun zamirinde, buna ait olan zamirde amil olmasına rağmen, olmasıyla beraber fe'künü lafzu kem, bu durumda kem lafzu olur, ma'mulen mansuben mahallen, o fiilin mef'ulü olmakla mahallen mansup mamul olur. Evet, mansup mamul. Fela yekunul fi'lu, evet. Fela yekunul fi'lu, fiil olmaz. Müştegelen demiş. Arkadaşlara güvendik ki siz harekeleyin. Bizim ezberimizde olduğundan efendim zor olur uğraşmamız şeklinde, müştegilen
Fela yekunul fi'lu müşteglen anhu bi damirihi. Evet. Bu kem lafzının zamiriyle meşgul olması sebebiyle ondan müştegil anh olmaz. Yani onda iştigali terk etmez. Onun da amilidir diyor. Ey la yetrukuhu, onu bırakmaz. Bir sebebi kevnihi amilen fi zamiri kem. Kemin zamirinde amil olması sebebiyle kema fil ayetil celileti, ayeti celilede olduğu gibi. Estaizu billah. Kem ateynahum. Kem ateynahum min ayetin beyinetin. Evet. Buradaki zamir hüm zamiri. Kem, kem ne kadar, pek çok. Ateynahum, verdik onlara. Min ayetin, yani ayet olarak. Beyinetin, açık. Burada ayet gene mucize manasında. O inkarda ısrar eden ahmaklara ne kadar mucizeler verdik. Lafzu kem, buradaki kem lafzı mamulun mansubun bir ameli fiili ateyna. Ateyna fiilinin ameliyle, yani amir olup bunu etkilemesiyle efendim tabi mahallen etkiliyor. Evet. Kendisi bu fiilin mef'ulü olmakla mamulun mansubun dedik. Mansub mamuldür. İzâ vekâ gâble kem harfi cerrin. Bu kem kelimesinden sonra cer harfi geldiğinde ev mudafun ya da bir muzaf geldiğinde yekûnü kem mecruren mahallen. Bu sefer de mahallen mecrur olur. Kem lafzı. Ve illem yeka gablehu şeyün. Eğer kendisinden önce hiçbir şey yoksa femerfu'un mahallen bi kevnihi mübteden. Mübteda olması sebebiyle bi kevnihi mübteden bi kevnihi. Evet. Kâne ve ismi için evet içinde bi kevnihi o zamir ismidir. Mübteden evet. Mübteda olması sebebiyle mahallen merfudur. Evet. Bi kevnihi olması sebebiyle mübteden mübteda. Ve izâ vekâ kem zarfen zarfsa fe mansubun mahallen bi kevnihi haberen li mübtedein müekkerin. Arkaya gelmiş, arkada kalmış, arka tarafa yani kendisinden sonraya konmuş mübtedanın haberi olmak ile evet mahallen mansuptur. Yani buradaki zarf, zarflar nedir? Mef'ulün fi'htir. Mef'ulün fi'h olunca ne oluyor? Mansup oluyor. Mahallen mansup oluyor buradaki. Evet, kem nahvu kem yevmen seferuke. Senin yolculuğun kaç gün? Kem yevmen seferuke. Lafzu seferuke, seferuke senin yolculuğun anlamındaki lafız mübtedeun müekharun. Arkaya kalmış, sonraya bırakılmış, geriden gelen evet mübtedadır. Haberi öne alınmış oluyor. Evet. Vakat yuhzefu bazen harfedilir, kaldırılır. Mümeyyizü kem. Kemin temyizi. Mümeyyiz, temyiz yani açıklayıcısı. Mislu kem malüke. Senin malın kaça? Burada malın kaç tane değil, bunu iyi anlayacağız. Malın kaça senin? Ey kem dinaren malüke. Senin malın kaç dinar? Lira diyorsak kaç lira, evet. Ve kem nasarte. Evet. Ne kadar kimseye yardım ettin? Ve kaç kere yardım ettin? Ey kem merratin nasarte. Evet. Merrat, kerrat manasında kaç kere. Hukmu kem fil irabi selasetün. Bu kem kelimesinin hükmü üçtür. Ref'un ev nasbun ev cerrun. Ya ref, işte mübteda olduğu gibi, haber olduğu gibi. Ya nasb, mef'ul ve zarf olduğu gibi. Ev cerrun ya da gizli veya aşikar cer harfiyle mecrur. Evet, olmak hali, hükmü var.
mahallen mahalli olarak. İlâ kulnâ kem kitâben leke. Senin kaç kitabın var dediğimizde felafzu kem müptedevun. Bakın başta geldi. Kem kitâben leke. Ve kitaben temyizuhu, bu kitaben kelimesi onu açıklayan temyiz oluyor. Ve leke de haberu, haberun, evet bunun haberu, müptidanın haber oluyor. Ve izâ gulnâ dediğimizde kem kitabuke, senin kitabın kaç tanedir, bakın bu sefer. Evet, lafzu kem haberun mukaddemun ve merfu'un mahallen ve kitabuke müptedeun ve merfu'un lafzan. Evet. Lafzan merfudur, kitabuke çünkü hareke alıyor. Ve ile vaka lafzu kem istifhamen anil mastari, mastardan bir soru, mastar olan bir lafızı sormak için geldiğinde yekünü mansuba mahallen, mahallen mansup olur, bir kevni mef'ulen mutlakan. Bu sefer de mef'ulü mutlak sayılıyor. Nahvu kem ikramen ekramte. Evet. Kaç iyilik, İyilik olarak kaç tane yaptın? Evet, kaç iyilikte bulundun? Evet. Kem ikramen ekramte. Lafzu kem mansubun mahallen ve ikramen ikramen mansubun lafzan lehu tem yüzün yüfessirul ibhame. Yani bu kem ikramen dediğimizde kemdeki kapalılığı gideriyor. Adeta onun yerine geliyor. Onu açıklıyor. Kem ikramen ekramte. Evet. Ekramte ikramen. Evet. Evet ve ikramen, buradaki ikramen mansubun lafzan leennehu temyüzün yufessirul ibhame. Kapalılığı ne yapıyor? Gideriyor ve yerfe'uhu kaldırıyor ortadan, yani o kapalılığı. Ankem, kem kelimesinden, ey anil lafzil mübhemi. Kapalı olan lafızdan. O lafızda, kapalı lafızda ne kem? Ve ekramte, burası tü çıkmış ve ekramte, ekramte kelimesi de amiluhu, bunun amilidir. Evet. Mef'ul mutlak hükmündeki efendim kem kelimesinin amilidir. Ve ila vaka istifamen anil zarfi, zarftan, zarf olan bir ögeden soru. Yani zarf olan bir ögeyi sormak için geldiğinde yeküne eydan mansuben. Yine aynen yukarıda olduğu gibi mansup olur. Nahvu kem yevmen seferte. Evet. Kaç gün yolculuk yaptın? Kem yevmen saferte. Evet. Buradaki yevmen kelimesi ne? Zarf. Evet. Bu zarfı sual ediyor. Kaç gün olduğunu. Evet. Lafzu kem zarfun ve mansubun mahallen. Ve yevmen tefsirun yufessiruhu. Yevmen onu ne yapıyor? Tefsir oluyor. Adeta yani durum itibariyle kem zarf olarak gelmiş oluyor. Evet. İzâ vekâ mudâfun kable kem ev harfü cerrin. Evet. Bu kem kelimesinden, lafzından önce muzaf veya cer harfi geldiğinde yekûn mecruren. Mecrur olur. Bi hasebil mehalli. Mahalline göre. Evet. Mahallen mecrurdur diyoruz. Hasbün kadrun kelimeleri neydi? Başına cer harfi gelince fethalanıyordu. Hasbün kadrün bi hasebin bi kaderin ala kaderil imkan Türkçe'ye girmiş. Evet. Bi kem sadikan ehsente bi talimil Kur'ani. Çokça arkadaşım var diyor mesela, arkadaşınız size veya bir kişi, siz de soruyorsunuz. Bi kem kaç tanesine? Sadikan, bakın bu bi kemi açıklıyor. Arkadaş olarak kaç tanesine ahsente, iyilikte bulundun, güzellikler sergiledin, yaptın. Bir talimin Kur'an'ı, ona Kur'an'ı öğreterek. Ve nahvu, burada tabii bir hayırlı tavsiyede bulunuyoruz dolaylı olarak. Arkadaşlar, diyorum ki bir insanın yanına vardınız, ya ders alın ya ders verin. Ya iş alın ya iş verin. Boş konuşanlardan olmayın. Hiçbir şey yapmıyorsanız Allahu Zülcelal'i zikredin. Çünkü Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin hakkını verin diyor. Nedir o? Allahu Zülcelal'i otururken, sohbet ederken çokça zikretmeniz. Evet. Bunu daha evvel de anlattım. Allahu Zülcelal'e
tazim ile onu zikretmek ve Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeden, zikretmeden oturan insanların nelere benzetildiğini anlatmıştık. Evet. Ve nahvu fikem şahsen vecette ehliyakar Resulü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç şahısta Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını buldun? Evet. Lafzu kem fil misaleyni, her iki misalde buradaki kem lafzı mecrurun mahallen, mahallen mecrurdur. El-zuruf, zarflar diyor, kalıyoruz. Evet. Kinayeler, mebni kelimelerden kinayeler konusunu ders yaptık. El-Fatiha.